Evet hükümetin en önemli seçim vaatlerinden bir tanesi de gençlere vergisiz telefon ve bilgisayar desteğiydi. Gençler bu müjdeyi bekliyordu ve dün kabine toplantısı yapıldı. Masadaki en önemli konular arasında da bu vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının hemen ardından müjdeyi verdi ve gençlere vergisiz bilgisayar ve telefon geliyor. Peki nasıl olacak? Bunun detayları neler? Şimdi yanımda bir konuğum var. Mali müşavir Emin Yılmaz. İşte o detayları konuşacağız. Aslında sizinle daha önce de konuşmuştuk ama taşlar yerine oturmamıştı. Şimdi artık oturdu. Hem onları aktarmanızı rica edeceğim. Diğer detaylar neler konuşalım istiyorum. Evet, dünkü kabine toplantısı sonrasında Sayın Cumhurbaşkanı gençlere birçok müjde verdi. İşte genç karttan tut da cep telefonu bilgisayarla ilgili vergi, vergi alınmayacağı ile alakalı. İsterseniz sahtada bu kısımla ilgili detayları beraber değerlendirelim. hangi ürünlerde vergi alınmayacak, ver, vergisiz olacak? Cep telefonu, tablet, bilgisayar tarzında olan ürünlerde detay olarak da 9500 TL'yi geçmeyen 5500 TL'ye kadar destek verilecek. Cep telefonu telefonlarında yüzde 44.4 bilgisayarlarda ise yüzde 16.7 oranında destekler planlanıyor. Şimdi... Şimdi hemen şu diğer detaylara geçmeden 9.500 detayı var 5.500'e kadar destek verilecek deniyor. Bu aslında tam olarak ne anlama geliyor? Yani 9.500 liranın altında telefon alırsak bu tabii düşecek. Ee, en fazla destek bu durumda 5.500 lira mı olacak? Evet burada e, elektronik eşyalarda birçok vergi alınıyor. Bu vergilerle ilgili baktığımız zaman e, burada 9500 TL'nin altında olan e, telefon, e, tablet, bilgisayarla ilgili olan satış fiyatıyla alakalı 5500 liraya varan iskonto da diyebiliriz bu, biz buna. Bir hesaplama yaptık sizin için. Bir cep telefonumuzu düşünelim. Bu cep telefonu vergisiz fiyatı 4670 lira. Buradan e, neler kesiliyor? TRT bandrolü, Kültür Bakanlığı payı, özel tüketim vergisi ve KDV. TRT bandrolü %12 üzerinden değerlendiriliyor. 560 liraya geliyor. Kültür Bakanlığı payı %1 bir oranında değerlendiriliyor. 146 liraya denk geliyor. Topladığımız takdirde 5206 liraya ulaşmış oluyor. Bunun üzerinden de ÖTV özel tüketim vergisi 2638 lira %50'lik kısım KDV'de de %20 yükselmişti. 1582 liraya denk geliyor. Baktığımız zaman 9497 yani 9500 liraya kadar olan telefonlarda elektronik eşyalarda şurada görmüş olduğumuz Bandrol Kültür Bakanlığı ÖTV KDV gibi detaylar alınmayabilir ama bunun son şekliyle ilgili kanun hükmünde kararname Sayın Cumhurbaşkanı tarafından imzalanacak sonrasında Maliye Bakanlığı'na gidecek Maliye Bakanlığı bununla ilgili nasıl bir yönetmelik çıkaracak ondan sonrasında uygulamaya başlayacak tahmini olarak önümüzdeki aylar içerisinde yürürlüğe gireceğini tahmin ediyoruz. Peki yine kafama takılan başka bir şey var. Şimdi burada cep telefonu %44,4, bilgisayarda %16,7 ki bu müjde arasındaydı bu ifade. Bu ne anlama geliyor Emin Bey? Evet e, cep telefonlarında özellikle ÖTV ile ilgili belli fiyatlar doğrultusunda belli oranlar var. Bu oranlar %25 ile %40 arasında e, %50 arasında değişebiliyor. Dolayısıyla %44'e kadar olan kısımla ilgili %44'e varan kısımla alakalı bir indirim e, olacağının müjdesini verdi. Bir dipnot daha e, söyleyelim. Ayrıca gençlerimize 12 ay boyunca 3 tane operatör ile sözleşme yapacak kanun koyucu bununla alakalı özellikle örgün öğretim öğrencilerine aylık 10 GB interneti de bedava olarak verileceğini duyurdu bize yani şu anda vergisi telefonu fiyatı zaten bu. Vergilerle birlikte bu rakamlara geliyordu. Ki şöyle rakamlara baktığımızda da Cumhurbaşkanı verdiği rakamlara tekabül etmiş oluyor. Evet doğru. Dolayısıyla vergileri çıkardığımız zaman orada vergisiz satış fiyatına denk gelmiş olacak. Burada yerli telefonlar ve de Türkiye'de imal edilen telefonlarla veya toplanan telefonlarla alakalı da özellikle bir dipnot daha bildirmemiz gerekir. Peki internet dedik ve de bunlar örgün eğitim yani hem telefon hem de tablette örgün eğitimde okumanız şart tabii değil mi? Doğru üniversite öğrencilerine yönelik bir kampanya bu. Ee, bununla alakalı e, işte açık öğretim üzerinden okuyorsak veya yüksek lisans doktora yapıyorsak e, üniversitelerde onlar maalesef kapsamayacak. Ama konunun e, biraz daha detayını yazılı olaraktan kanun hükmünde kararname çıktığı zaman netleşmiş olacak. Peki çok teşekkür ediyoruz çok sağ olun. Hemen şöyle bir üstünden geçelim biz de. Şimdi bir telefon aldığımızda aslında o telefonun mesela 9000 yaklaşık 9500 liralık bir telefon aldık. Onun vergisiz fiyatı 4670 liraya e, bu rakamlara tekabül ediyor. Ancak bununla birlikte artı olarak bu vergilere yani TRT Bandrolü Kültür Bakanlığı payı ve bununla birlikte ÖTV KDV derken o telefonun fiyatı 9500 liraya geliyor yaklaşık. İşte şu anda verilen müjdeye göre bu vergilerin hiçbiri alınmayacak. Aslında en çok merak ettiğimiz meselelerden bir tanesi buydu. Yani hangi vergiler alınacak, hangileri alınmayacak? Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan dün verdiği o müjdede e, rakamları aktardı ve o rakamlara baktığımızda öyle görünüyor ki bütün vergiler alınmayacak. Sadece vergisi telefonun fiyatını ödemiş olacak öğrenciler. İşte Erdoğan'ın verdiği o müjdenin detayları bu şekilde